Çok basit. Ben parayı verdiğim zaman Bitcoin'i aldım. Para bana bunu kim sattıysa ona gitmiş oldu. Merkezi bir otoritenden de geçmedi bu olay. Ama eğer ben borsadan bir hisse senedi alsaydım, Türkiye'deki borsadan veya Amerika'dan, o bir merkezi yapıdan geçerek gidecekti. Burada ise öyle bir şey yok. Özellikle merkeziyetsiz borsalarda yok. Çok detaya girmeden şunu söyleyeyim. Dedim ya, regülatörler, devlet regülatörleri büyük hata yapabilirler. Eğer merkeziyetçi borsaları düşünürlerse. Tekrar söylüyorum, merkeziyetsiz borsalar kuruldu Fatih Bey. Nasıl çalıştıklarını söyleyeyim. Diyelim ki Fatih Bey'in elinde Apple hissesi var. Ve Apple hissesini satmak istiyor. Nasıl satıyorsunuz siz Fatih Bey bunu? Borsaya giriyorsunuz. Borsada Apple'ı almak isteyenler var, satmak isteyenler var. Apple'ınızı satıyorsunuz, Yani dolarınızı borsa o demek alıyorsunuz. zaten. Apple almak isteyenlerdi. Erdem Bey de almak istiyor. Doları veriyor, Apple'ı alıyor. Ama orada borsada bir piyasa yapıcı var. Arada bir şey var. Şimdi bir an için böyle bir şey olmadığını düşün. Bir leğen var, leğen veya bir havuz. Leğenin içine biri 5 milyon dolar para koymuş. Bir de 5 milyon dolarlık Apple hissesi koymuş. Niye koymuş? Amme hizmeti. Geleceğim oraya. Leğen var. Fatih Bey leğene gidiyor. Elinde de Apple hissesi var Fatih Bey. Leğenin içine Apple'ı atıyor. O kadarlık dolar çekiyor. Erdem Bey de Apple almak istiyor. O da gidiyor. Doları atıyor. Apple'ı çekiyor. Peki anladık da bu leğeni oraya kim koydu? Yani leğenin içindeki o Apple'la doları koyan kim? Biz bunlara liquidity provider diyoruz. Yani likidite sağlayıcıları. Bunlar da tıpkı borsalar nasıl bizim alım satımlarımızdan bir ücret alıyorlar. Bu adamlar da leğeni sağlayanlar da bundan bir para kazanmış oluyorlar. Böylece borsa sizsiniz, banka sizsiniz, sigorta şirketi sizsiniz, fon şirketi sizsiniz. Ve son da şunu söyleyeyim Fatih Bey, özellikle Türkiye için ve Afrika için. Bu blockchain gelişmekte olan ülkelere de fayda sağlar ama en çok faydayı da gelişmekte olan ülkelere sağlar. Gelişmişlere değil. Niye? Bakın Lübnan. Neden? Enflasyonu olan ülkelerde o para birimlerine güven azaldı. Türkiye'de ne kadarlık altın ithalatı var biliyorsunuz. Evet. Biz o kadar altını ne yapıyoruz? Fatih Bey, sabah kahvaltısında altın mı rendeliyoruz? Hintliler gibi sütlaçın üzerine altın mı döküyoruz? Taksak desek o kadar altını takıyorsak bütün Türk vatandaşlarının bütün cildinin altınla kaplanması lazım. 80 milyon insanın. Niye altın alıyoruz biz? Niye o kadar araba alıyoruz biz? Almamızın nedeni yatırımımızı yani alım gücümüzü korumak istememiz. İşte o yüzden ötürü de gelişmekte olan ülkeler için zaten çıkmış bir şey bu. Niye Nijerya'da veya Lübnan'da? Lübnan'da o problemler olduğu zaman insanlar kripto paraya koştu. Niye? Güvenmiyorlar çünkü. Güven yok. Ha gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde de katkısı var ama daha teknolojik olaylarla katkısı var. O yüzden bence regülatörlerin bundan yararlanmanın kapısını açması lazım. Biz yıllarca Fatih Bey ne yaptık hatırlayın Türkiye'de. Otomobil ithalatında büyük bizde biliyorsunuz şey vardı, yasak vardı değil mi? Ve bizim şimdi isim vermeyelim arabalarımız vardı. Şeyi yoktu yani. Camını böyle açıyorduk. Yan ayna yoktu ya. Alman arabası fiyatına satılıyordu. Ne için yaptık biz bunu? İşte içerideki şeyimiz Yerli verisi, ekonomiyi korumak için, kendi yerli teknolojimiz. üreticiyi. Peki korudu mu? Hayır. Sonuç sıfır. Sıfır, Tam sıfır. aksine Böyle rekabet olmuyor. güçlendirdi. Ama tam aksine açacaksın kardeşim ve en iyi olan kazansın diyeceksin. Peki hocam, bir şey soracağım. Hocam, bir şey Bunun cevabını bulamıyorum. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi toplam piyasadaki işte sizin de söylediğiniz gibi 1 trilyon dolar civarında bir Bitcoin var. Amerika gizli gizli bunları toplasa ve hepsini topladıktan sonra dese ki artık Bitcoin yok, ben bunları sakladım bitti dese ne olur? şimdi bununla ilgili bayağı komplo teorileri var. Ben tabii bir bilim insanı olarak kanıtlayamadığım teoriye söyleyemem, inanamam. Komplo teorilerini de o yüzden sevmiyorum. Ben de sevmem. Hiçbir komplo teorisinin yanlış olduğunu bulamam ama herhangi bir komplo teorisinin yanlış olduğunu ispatlama yükü bilim insanlarının üzerinde değil. O komplo teorisinin doğru olduğunu ispatlama yükü onu iddia İddia edenler. edin. Bilimsel olarak biz böyle çalışıyoruz. Şimdi gelelim bu Amerika'nın olayına. Biliyorsunuz bazı bu kara para aklamalardan dolayı falan filan FBI'ın elinde bayağı bir Bitcoin birikmiş durumda zaten. Yani o bilgi var zaten elimizde. Ama Amerika böyle bir şey yapar mı? Vallahi yani filmlerden izlediğimiz,
böyle çok çevik olarak addedilen Amerikan devleti böyle bir şey yapsa şaşırır mıyız? Şaşırmayız ama görüldü ki bu Trump'lı günlerden ya o kadar da abartıldığı kadar değil. Yani koca kurumsal devlet bir tane adamın elinde oyuncak oldu. Oyuncak oldu. Yani oyuncak oldu. Yani o Özgür yüzden hocam, peki bunu Çin yapar mı hocam? Çin yapar mı? Çin yapabilir ama Çin bunlarda da Allah'tan şimdi yapamasınlar inşallah bu arada. Çünkü yapmaları çok tehlikeli olur sevgili Erdem Bey. Neden? Ben istemem yani. Hiçbir yerde çok fazla kripto birikmesini istemem. Adaleti bozar o. Ama şöyle söyleyeyim size. Neden Çin bunu yapmaz biliyor musunuz? Çünkü bunlar bir rüya içerisindeler. Bütün devletler kendi para birimini çıkarmayı konuşuyorlar. İşte toplandık. İşte kendi. Bu arada da sanki Ay'a insan gönderiyorlar ha. Fatih Bey, bunların hepsi açık kod olduğu için herhangi bir ülkenin kendi para birimini çıkarması 48 saat zaten. Ama öyle bir lanse ediyorlar ki basına. İşte gruplarımız toplandı, işte hazineden bilmem neler toplandı, işte gizli toplantılar yapılıyor. Ne yapacaksın? Para çıkaracağım. Kardeşim, neredeyse üniversite mezunu adam zaten oturuyor yurt odasında kripto para çıkarıyor artık. Çünkü niye? Sizden önce çıkmış kripto para birimlerinin yazılımları open source, açık. Gidip kopyalasan bile, adını başka bir şey koysan bile var. Ki bunun gibi bir sürü proje var. Özellikle merkeziyetsiz finansta. İşte Çin ve diğer ülkeler kafayı buna taktılar. Biz kendi para birimimizi çıkaralım diye. İşe yarar mı? Fatih Bey yaramaz. Çünkü neden yaramaz? Dijital yuanla yuan arasında ne fark olacak? Hiç Biri fark dijital, biri ki hiç fark olmayacak. Ya zaten biz bu devletlerin paralarından niye sıkıntılıyız? Adamlar zevkine göre sıkıştıkları zaman para basıyorlar. Sıkıştıkları zaman para basıyor. Sıkıştığı zaman vergi affediyor. Çalışkan parasını biriktirmiş, o parasının alım gücünü düşürmek istemeyen insanların suçu ne? Başta Amerika. Hadi onların nükleer bombası var, bilmem neyi var. Hadi Avrupa'nın biraz geçmişi var. Peki diğer ülkelere ne oluyor? Afrika ülkeleri de oluk oluk para basıyor. Biliyorsunuz bir noktadan sonra artık para basılamamaya başlıyor. Çünkü işte Venezuela örneğini verelim. Yani çok acı bir örnek. Bu arada da onu verince de çok kızıyorlar bana. Hem sağcılar hem solcular kızıyor. Solcular kızıyor. Niye Venezuela'yı verdin? Amerika'dan dolayı onlar öyle oldu diye. Sağcılar kızıyor. Onlar niye kızıyor anlamadım. Onlar da kızıyor. Ama şunu hemen onlar her söyleyeyim. şeye kızıyor. Kızıyor. Her şey kızıyor. Venezuela'nın bu durumda olmasının tek bir nedeni yok. Hiçbir şeyin tek nedeni olmaz ki kardeşim. Nedenlerinden biri Amerikan ambargosudur. Kesin söylüyorum, daha ne kadar söyleyeyim. Ama başka nedenleri de devlet başkanlarının diktatör olmasıdır. Ve Venezuela içinde ne kadar aklı başında çalışan adam varsa onların ülke dışına çıkmasına sebep olmasıdır. Bu da olsun. sebeptir, o da sebeptir. Neyse çok uzatmayayım, aynen böyle. Son bir şey soracağım ve programı kapatacağım. Ne zaman maaşlarımızı Bitcoin, Ethereum ya da benzeri bir bunların alt birimi gibi bir şeyle almaya başlarız? Çünkü o gün gelmeden bu işin tam olarak olduğu söylenemez. Ne zaman Olduğu ki biz söylemez. maaşımızı böyle aldık, o zaman bu iş olmuş demektir. Ne zaman, bir tahmininiz var mı? Batı dünyasında ben bu tip haberlerin bir yıla kadar sıklıkla geleceğini düşünüyorum. Ancak korumalı olmak isteyen Afrika ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerin öcüğü diye şey yapacaklarını düşünüyorum. Bunu engellemeye çalışacaklarını, kanunlar koyacaklarını düşünüyorum ama hiçbir şey fark etmez. Bitcoin ile ödeme yapmayı durdurursan sen eğer, adam parasını Euro cinsinden, dolar cinsinden alır, gider ona anında Bitcoin'e döner. Yani önemli olan alttaki problemi çözmek. Eğer bu kadar para basma olayı olmasaydı kimin olur Bitcoin'le işi? Kim uğraşacak o kadar teknik olayla? Bunun buraya gelmesinin ana sebebi devletlerin kendisidir efendim. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağza sağlık. İyi ki katıldınız. Aydınlatıcı oldum. Çok teşekkür ediyorum Haluk hocam. Sağ olunuz, varınız hep beraber. Teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İzleyenlere de teşekkürler. Erdem Bey sağ olun, size iyi ki Biz katıldınız. teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkürler. Erkin Bey gitti, ona da bir kez daha teşekkür ederim gıyabında. Bu akşam da kripto parayı konuştuk. Anlıkları çok zengin bir konu, dişi bir konu. Konuştukça konuşacak mevzu çıkan bir konu. Bugün biraz daha ne diyeyim, eski moda aklım hala geride kaldı. Zaten efendim şeyden anlaşılıyor, görselden anlaşılıyor. Şimdi baktım ben, şey, Özgür Hoca'nın kolunda dijital saat var. Ben de hala
mekanik saat var. Yani ben bu, tabii ki benim bu dijital para, blockchain falan bunlara uyum sağlamam biraz zor. O insanın tipinden bile belli oluyor. Benim tipim müsait değil bu işe. Ama anladığım kadarıyla bir gelecek var bu işte. Sadece şu anda riskli. Aklınızı başına toplayın. 9000 tane varmış bundan. 9000 farklı para varmış. Bunların %95'i batar iyimser ihtimalle. %99'u batar normal ihtimalle diyorlar. O yüzden dikkatli olun. Öğrenin. Öğrenmeden paranızı oraya buraya yatırmayın. Bakın dün 60.000'deydi. Bugün 52.000. 60.000 dolardı. Bugün 52.000'e düştü. Yarın 65.000 de olabilir. Hani çocuğun rızkını oraya yatırmadı. Yarın lazım olacak parayı günlük olarak oraya yatırmayın. Hani uzun vadede kazandırıyor olabilir. Bilemem. Kazandıracaktır muhtemelen. Bilenler öyle söylüyor. Ama ne olur bunu bir kumara çevirmeyin. Adam gibi düzgün öğrenin. Öğrenmeden de bir şey yapmayın. Herkese iyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler.